bir gelişmeyle başlayacağız. Önce Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse yakalandı. Ayrıntıları TV100 muhabiri Mustafa Pala bizlerle paylaşacak. Mustafa. Cumhurbaşkanı Erdoğan o bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Az önce atmış olduğu tweette eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve her ikisinin de omikron varyantına yakalandığını duyurdu. Sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu ifade etti ve hem milyonlara seslendi, dua bekliyoruz dedi ve aynı zamanda görevimizin de başındayız mesajını vermiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atmış olduğu tweet bir anda siyasetin gündemi oturdu ve mesajlar peş peşe gelmeye başladı. Geçmiş olsun mesajları başta Genel Başkan Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve çok sayıda siyaset dünyasının önde gelen isimi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan etiketi de bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu ve şu an içinde Twitter'da ilk sıralarda yer aldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı haberi duyar duymaz hemen sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Tabii birçok siyaset dünyasının önemli ismi de geçmiş olsun mesajlarını kamuoyuyla paylaştı ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikle mesajını sizlerle paylaşalım. Hemen şu mesajı paylaştı. Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz mesajını paylaştı ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atmış olduğu o sosyal medya paylaşımını alıntıladı. Anca beraber, kanca beraber inşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey ile birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz mesajını sosyal medya hesabından verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daydı. Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve ardından da İstanbul'a dönmüştü Perşembe günü. Ve dün itibariyle de yine İstanbul'daydı. Ve bugün Cumartesi günü de bir test yaptırdı. Ve her ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Erdoğan'ın yaptırmış olduğu o Covid testi pozitif çıktı ve ikisinin de her iki isminde omikron varyantına yakalandığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından şu an her iki isminde sağlık durumunun oldukça iyi olduğu ifade ediliyor. Söylediğimiz gibi geçmiş olsun mesajları peş peşe gelmeye başladı. Çok sayıda isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Az önce söylediğimiz gibi Emine Erdoğan da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atmış olduğu tweet'i alıntılayarak geçmiş olsun bir mesaj paylaştı. Tabii siyaset dünyasından da geçmiş olsun mesajları peş peşe geliyor. Az önce söylediğimiz gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yine İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer bakanlar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi birçok siyaset dünyasının önemli ismi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan etiketleyerek geçmiş olsun mesajlarını şu an için paylaşıyorlar. Söylediğimiz gibi şu anda da Twitter gündemine de oturmuş durumda. Binlerce sosyal medya kullanıcısı hem Facebook üzerinden hem de sosyal Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajlarını iletiyorlar. Söylediğimiz gibi bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan test yaptırdı ve hem Emine Erdoğan'ın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sonuçları pozitif çıktı. Her iki isminde omikron varyantına yakalandığı ifade edildi. Aslında hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu programlarda önlemler en üst düzeye çıkartılıyordu. Testler yaptırılıyordu ve bunun yanı sıra maske, mesafe gibi kurallara azami derecede dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapılıyordu. Aslında önlemlerin alındığı birçok nokta vardı. Demek ki omikron varyantı nitekim diğer varyantlara göre
göre oldukça hızlı bulaşıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da omikron varyantına yakalanmış durumda. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Emine Erdoğan'ın da aşı yaptırdığını ifade edelim. İlk önce Sinovac aşısı yaptırmışlardı. Ardından da 3. doz olarak Türkovak aşısını yaptırmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan. Söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce sosyal medya hesabından paylaştı ve koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Her ikisinin de hem Emine Erdoğan'ın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omikron varyantına yakalandıklarını, sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu ve hastalığı hafif geçirdiklerini ve aynı zamanda milyonlara da yine sosyal medya aracılığıyla bir çağrı yaptılar. Dualarınızı bekliyoruz ifadesini kullandılar. Her ikisinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında hem de Emine Erdoğan yapmış olduğu paylaşımda dualarınızı bekliyoruz. Notunu düştüler ve tabii o mesaj bir anda siyaset dünyasına oturdu ve peş peşe geçmiş olsun mesajları da gelmeye başladı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.